Merlin Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncu kulaklıklar artık yani günümüzün vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi haline geldi. Özellikle sık sık oyun oynuyorsanız benim gibi tabii ki sürekli kafanızda bir oyuncu kulaklığıyla bilgisayar başında oturmanız gerekiyor. Şu sıralar mesela örnek vermem gerekirse ben HyperX'in Cloud Alpha modelini kullanıyorum. Veya işte PlayStation'da oyun oynuyorsam yine şöyle göstereyim. 3D ses desteğinden dolayı mesela Pulse 3D kulaklığını tercih ediyorum. Fakat bu tarz kulaklıklar normalde çalışırken işte oyun oynadım bir iki saat sonra kenara bıraktım. Belli bir süre sonra bende baş ağrısı yapmaya başlıyor. Bu nedenle günlük işte ihtiyaçlarımda bir video izliyorsam, çalışıyorsam genelde bu tarz bir uzatma kablosuyla birlikte bir kulak içi kulaklık kullanmayı tercih ediyordum. Ta ki HyperX Cloud Mix Buds gelene kadar arkadaşlar. Çünkü bu modelin tam da aslında benim ihtiyacım olan modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ses kalitesi tarafında oyun özelinde konuşmak gerekirse hani bu ikisini kıyaslamak tabii ki doğru olmayacaktır ama Cloud Mix özellikle benim gibi hani League of Legends oynuyorsanız veya bu sıralar mesela Age of Empires çok sık oynuyorum ve Age of Empires oynarken de böyle büyük bir kulaklıkla işte ses kasma gibi bir probleminiz olmadığı için bu tarz bir kulaklık aslında işinize daha fazla yarıyor diyebilirim. O yüzden e, hani inceleyeceğim üründe bu ama baştan bunu belirtmek istedim. Gerçekten de keyif neden keyifle kullandığımı ve ihtiyaçlarıma neden giderdiğini videonun başında peşin peşin size aktarmak istedim. HyperX Cloud Mix Buds modeli arkadaşlar bir TVS kulaklık. İşte telefonunuzda da kullanabilirsiniz, konsolunuzda da kullanabilirsiniz. Benim gibi işte PC'nizde de kullanabilirsiniz. Bu kulaklığın arkadaşlar şöyle minik bir alıcısı bulunuyor. Şu anda yakın çekimde daha de detaylı bir şekilde görüyorsunuz zaten. Bu alıcı önemli çünkü normalde bu kulaklığı kullanırken Bluetooth desteğiyle de kullanabiliyorsunuz. Hem bilgisayarınıza hem telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Fakat bu alıcıyla bağladığınız zaman 2.4 GHz hızıyla bağlanıyor ve daha kesintisiz bir ses deneyimi size sunuyor. Ben iki şekilde de kullandım. Öncelikle ondan bahsedeyim. Eğer Bluetooth'la bağlarsanız özellikle oyunlarda böyle çok fazla fark etmiyorsunuz ama arada bir YouTube izlerken böyle hani sesin sonradan gelmesi gibi bir problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin işte kasanızda varsa veya bir alıcı olarak aldıysanız Bluetooth alıcınızın da kalitesiyle aynı zamanda eşdeğer bir durum. Fakat bu cihazı taktığınızda, minik alıcısını taktığınızda böyle bir problem ortadan kalkıyor ve hem akıcılık anlamında hem de gecikme anlamında bir problem yaşamıyorsunuz. O yüzden eğer bu kulaklığı tercih ederseniz kesinlikle bununla birlikte kullanmanızı tercih ederim. Ben bunu PC'de kullanıyorum dediğim gibi daha çok yoğun olarak ama Diyelim ki tip C girişine bağlı olduğu için bir telefonunuz var. Aynı zamanda bunu telefonunuza da bu şekilde takarak telefonunuza da kullanabiliyorsunuz. Veya işte switch var diyelim ki switch konsoluna sahipsiniz. O da şuralarda bir yerdeydi hemen onu da şöyle göstereyim size. Veya tablet için de aynı şekilde geçerli işte tip C portuna sahipsiniz. Şu anda yine yakın çekimde de görüyorsunuz ama bir switchiniz de varsa switch'e de aynı bu şekilde takarak kulak içinden konsolunuzu sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öncelikle bu kullanım imkanı benim oldukça hoşuma gitti. Çünkü çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir bağlantı yapma gibi bir derdiniz yok. Bu alıcıyı taktığınız anda kulaklığı anında kullanmaya başlıyorsunuz. O nedenle bu alıcı oldukça önemli. Şimdi kutu içeriğine baktığımızda arkadaşlar kutu içeriğinde aynı zamanda şöyle bir aracı diyebileceğim bir adaptör de çıkıyor. Bu adaptörün yine iki tarafında işte tip C girişi bulunmakta. Bu alıcıyı işte buradan takıyorsunuz yukarıya. Arkadan da kutu içerinden çıkan veya sizin elinizde varsa hali hazırda kullandığınız benim uzun bir tip C kablom olduğu için mesela bunu hiç açma gereği bile hissetmedim. Zaten bu aracıyla kullanmıyorum. Çünkü benim kasa zaten yakında, kasanın üstünde de tip C portu olduğu için bu alıcıyı direkt bilgisayar kasasına takarak sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Böylelikle hani masamda fazla kalabalıkta olmuyor. Ama eğer sizin tabii ki bilgisayarınızda bir tip C portu yoksa veya işte arka tarafta yer alıyorsa çok fazla veya kasanız yerde ise bu tarz bir kullanım çok fazla tercih edilmiyor. O nedenle bir tip C kablosu ile birlikte bunu uzatıyorsunuz. İşte tip C portunu takıyorsunuz. Bunu masanıza koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu alıcıyı da direkt olarak böyle bunun üstüne taktığınızda aslında daha rahat bir kullanım imkanı sağlanmış oluyor. Hani eğer bu tarz bir kulaklık alacaksanız bu tarz PC'niz özellikle yakında değilse alıcısı arkadaysa bu tarz adaptörleri bu tarz aracı ürünleri kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü aradaki mesafeyi ne kadar kısaltırsanız o kadar sorunsuz bir kullanım imkanı sağlanıyor. Dediğim gibi ben masamda çok kalabalık sevmediğim için ve PC yanımda olduğu için bu adaptörü kullanmıyorum. Ama e, oldukça şık olduğunu söyleyebilirim ve altında böyle hafif bir e, hani kaymaz bir malzeme de kullanmışlar. Böylelikle masaya koyduğunuzda böyle çok hızlı bir şekilde vurmadığınız sürece kaymıyor ve sabit bir şekilde duruyor. Kullanım kolaylığı da sağlanmış durumda. Şimdi e, ses kalitesine geldiğimizde ise kulaklığın açıkçası beni oldukça memnun ettiğini söyleyebilirim. Özellikle hani FPS oyunlarında bile tabii ki dediğim gibi işte Cloud Alpha Wireless'la kıyaslanamaz. Çünkü içerisindeki sürücü e, büyüklükleri farklı. Çok daha kaliteli bir ses kasma istiyorsanız özellikle rekabete dayalı oyunlar oynuyorsanız bu tarz bir oyuncu kulaklığı kullanmanız gerekiyor. Şu tarz, şöyle göstereyim. Fakat hani arkadaşlarınızla oynuyorsanız bir rekabet derdiniz yoksa veya işte benim gibi Age of Empires oynuyorsanız, Dead Space oynuyorsanız, işte yine son dönemde çıkan Hogwarts Legacy oynuyorsanız mesela ben Hogwarts Legacy'yi full bu kulaklıkla birlikte bitirdim. Bu tarz bir kulaklık bu ses deneyimi için oldukça yeterli bir ses seviyesine sahip. Yine müzik dinlerken bas konusunda çok iddialı değil ama müzik dinlerken de gayet güzel bir ses seviyesine, ses kalitesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığı tasarımına baktığımızda şöyle bir kutuyla birlikte geliyor. Dış tarafında silikon bir yapı kullanmışlar. Bu silikon yapısı aynı zamanda arka tarafındaki tuşa böyle hani orada da bir geçiş yapmışlar. Burada bastığınız zaman eşleşmeniz gerekirse işte bilgisayarınıza veya işte normal bluetooth üstünden bağlıyorsanız telefonunuza bu tuşa basılı tutarak normal bildiğimiz standart TWS kulaklıklarda olduğu gibi bu bağlantıyı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar oval bir yapısı bulunuyor ve açtığınız zaman hani genelde bu tarz kulaklıklarda böyle dikine yerleştirilir. Bu kulaklıkların şarj edilme kısmı ise iç tarafına konumlandırılmış durumda. Aynı zamanda kutu içeriğinden şöyle hemen göstereyim. Şöyle farklı kulaklık başlıkları da çıkıyor tabii ki ama ben kullanma ihtiyacı hissetmedim. Çünkü direkt olarak kulaklığı çıkarttığımda üzerindeki kauçuk benim için yeterli oldu ve kulağıma tam oturdu. Hani kafayı falan salladığımda da böyle bir problemle karşılaşmıyorum ve kulaklığı kulağınıza taktığınız anda aslında bağlantıyı gerçekleştiriyor ve size bir e, sesle birlikte bu bağlantının gerçekleştiği uyarısını veriyor. E, ses kalitesi anlamında dediğim gibi ben oldukça beğendim. Günlük kullanımda da kullanıyorum. Video izlerken, oyun oynarken de yoğun bir şekilde kullanıyorum pil performansına baktığımızda normalde bu kutusuyla birlikte 30 saate aşan bir pil performansı sunuyor arkadaşlar. Kulaklıklar direkt olarak ise 10 saate yakın bir performansa sahip. Ben şu anda kullandığım süre boyunca hani a, pil bitti gibi bir durumla karşılaşmadım. Çünkü zaten 10 saat boyunca böyle bilgisayar başında oturmuyorum. Eğer böyle 10 saat boyunca oturuyorsanız zaten sizin için zararlı birazcık ara vermeniz gerekebilir. İşte ara verdiğimde gece yatarken bu kulaklıkları zaten kutusuna koyuyorum. Arada bir de kablosunu takıyorum 2-3 günde bir. Şu ana kadar herhangi bir e, hani unuttuğum zamanlar da oldu takmayı. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Hani pil konusunda sizi üzmeyecektir. Çünkü bu tarz kulaklıkları alırken genelde böyle sanki 2 saatte bitiyormuş gibi bir izlenim hissediyor. Ve işte ben bilgisayar başında daha fazla oturuyorum. Bu kullanım nasıl olacak diye kafanızda soru işaretleri olabilir. Ama böyle bir problemle karşılaşmayacağınızı söyleyebilirim üzerinde tabii ki dokunmatik e, kontroller yer alıyor. Fakat orada şöyle bir eksisi var arkadaşlar. Bir uygulama üzerinden bu dokunmatik kontrolleri istediğiniz şekilde ayarlayamıyorsunuz. İşte ben çift bastığımda şu işlevi yapsın, tek bastığımda bu işlevi yapsın gibi bir durum söz konusu değil. Yine son çıkan e, TWS kulaklıklarda böyle kaydırarak ses seviyesini ayarlamak mümkün. Fakat bu kulaklıkta öyle bir e, özelliğe yer verilmemiş. Ama çok da aradığım bir özellik olmadı. Çünkü ben genelde PC üzerinde kullanıyorum. Ama siz hem PC hem mobilde kullanıyorsanız ve mobilde böyle bir alışkanlığınız varsa bu sizin için bir eksi olarak e, kulaklığın hanesine yazılabilir. Evet kulaklıkların düz kısmında arkadaşlar mikrofon girişlerinde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten şu anda da ses kaydımı fark edebileceğiniz gibi Cloud Mix üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Ses kalitesi olarak tabii ki profesyonel bir mikrofon kalitesinde olmasını tabii ki bekleyemeyiz ama bir TVS kulaklıkla kıyasladığımızda gayet iyi performans verdiğini söyleyebiliriz. Yani bu kulaklığın üzerindeki mikrofonu işte arkadaşlarınızla oyun oynarken veya işiniz gereği bir toplantıya girdiğinizde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Özellikle gürültülü ortamlarda da hani arka plandaki gürültüyü kesmesi anlamında da gayet iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Kulaklığı tabii ki 5.2 Bluetooth desteğiyle bağlamak mümkün olduğu gibi dediğim gibi 2.4 GHz ile bağlayabiliyorsunuz bu adaptör sayesinde ve bu adaptörle bağladığınızda DTS çevresel ses desteğine de sahip oluyor ve atmosfer seslerini tabii ki oynadığınız oyunlarda veya işte izlediğiniz videolarda daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. O yüzden başta da belirttiğim gibi bu adaptör önemli arkadaşlar. Son olarak HyperX'in Engineity isimli bir yazılımı da bulunuyor. Telaffuzu da birazcık zor. Bu yazılım geliştirilme aşamasında olan bir yazılım ama oldukça eksikleri çok fazla. Öncelikle dediğim gibi kulaklıkta bir buton ayarlamasını mesela yazılım üzerinden yapma imkanı belki sunulabilirdi e, ee, işte kulaklığın yazılım güncellemesini bu yazılım sayesinde yapabiliyorsunuz bilgisayarda ama yazılımın güncellemesini yaparken böyle sık sık donmalarla karşılaştım. Hatta kilitlendiği durumlar oldu. HyperX'in kesinlikle bu yazılımı daha da geliştirmesi ve bir ekosistem hani kullandığınız belki klavye işte tabii ki hepsini bu yazılım sayesinde kontrol edebiliyorsunuz ama bu ekosistemi kontrol açısından bize daha fazla imkan sağlaması lazım. Muhakkak bu konuda tabii ki geliştirmeler yapılacaktır ama şu anda yazılım konusunda PC tarafında Birazcık yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak teknik özelliklerini de zaten incelemede aşağıda göreceksiniz arkadaşlar. Hani sizi teknik özelliklere boğmak istemiyorum. Çünkü e, günün sonunda nasıl bir deneyim alacağınız sizin için daha da önemli bir hale e, geliyor. Dediğim gibi bas konusunda çok iddialı değil. Fakat günlük kullanımda ve hani normal oyunlarda eğer rekabete dayalı bir özellikle FPS oyunu oynamıyorsanız, ses kasmıyorsanız çok yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Başta da dediğim gibi aslında tam böyle benim gibi böyle kulak üstü kulaklıklardan sıkılan hani onları uzun saatler boyunca kafasında taşımak istemeyen oyuncular için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebilirim. Benim o açıdan oldukça hoşuma giden ve kullandığım, kullanmaktan da keyif aldığım bir ürün oldu arkadaşlar. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa bu tarz bir TVS kulaklık bilgisayarda da veya işte Switch gibi konsollarınızda da kullanacağınız bir TVS kulaklık arıyorsanız 2.4 bağlantı desteğiyle birlikte hoşunuza gidecek, kullanmaktan keyif alacağınız bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kulaklığın kullanıcı deneyimle ilgili bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.